Gel hadi gel. Bak. Çocuk da kaçtı gitti. Yazın ya yazı ya, yazın ya yazı ya. Ot kalmamış koyun ile, ot kalmamış koyun ile. Kuzuya kuzuya, kuzuya kuzuya. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Vallahi bu soğukta çekirge de olsa zıplar. Abla merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Abla gel biraz konuşalım. İşten geliyorum, ama evime yetiştirdim. Efendim? İşten geliyorum, evime yetiştirdim. Peki oldu, iyi günler. Kızdırmayalım derken merhaba. Ben Türkçe anlamıyorum. Sen Türkçe anlamıyor, gel gel. Niye anlamıyor Türkçe? Hayır, bir derdimi paylaşmak. Allah, hangi bir dert? Allah kimseye dert vermesin. Birincisi ona diyeyim. Suriye mi? Bulgari. Bulgari. Oo. Tamam be, oldu be. Bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Buyurun söyleyin, paylaşırım. Kefhal Habib. Nasılsın? Zor tabii ki. Dili, dişi, yabancısın. İh gut diyor, ben Bulgarıyım diyor. Türkçe biliyor musun bari? Biliyorum, biliyorum. Türkçe biliyor. Na, arbeit was? Bin ich schon pension. Sie sind schon pension. Ich bin auch fast pension. Na super, das passt. Evet, Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajları yolunuza devam ediyor. Bugün 10. Viyana'dayız. Yine bakalım halkımız neler söyleyecek. Hep beraber seyredelim. Hadi bakalım. Merhabalar. Teyzem yabancıymış. Merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Nuran Sezgin. Nuran Sezgin. Nereliyiz? Aslen Ürgüplüyüm ben. Kapadokya. Ürgüp. Kaç yıldır buradayız? Ben burada doğup büyüdüm. Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajlarındayız. Şöyle böyle halkımızdan güzel bir anısı olan bir şey, güzel bir anınızı anlatır mısınız bize? Buradaki güzel bir an mı? Herhangi yok. Güzel olan burada yaşadığımıza göre yine Türklerle birlik beraberlik var. Yani hem parklarda olsun veya okullarda olsun veya camilerde olsun hep toplanıyoruz. Yani Türkler yine herkes birbirine bir destek oluyor. O çok güzel. Yani Avrupa'da yaşadığımıza rağmen çok güzel bir şey. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet, gördüğümüz gibi halkımız. Evet, halkımız. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ondan ben de yok. Peki, memleket deriz. Yozgat. Kaç yıldır buradayız? 7. Adıyaman üstünde sokak röportajları yapıyoruz da güzel bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Ne gibi? Herhangi bir güzel bir anınızı. Vallahi ben burayı seviyorum da anı şu an aklıma gelmedi. Mesela çocuğunuzla olabilir, beyinizle olabilir, arkadaşınızla, bayan arkadaşınızla olabilir. Güzel bir anınız var mı? Güzel hanım. Çok da şu an aklıma gelmiyor vallahi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağ olun. Evet, yine bir tramvay geldi. Yine ben tramvaya doğru gidiyorum. Beni takip edin. Bakın neler var, neler. Tabii bu arada ben de işiyorum. Kameraman, kulaklar dondu, dondu. Ama fark etmez, iş iştir. Merhabalar, sizi bir tanıyabilir miyiz? Şeyda ben. Memleket nere? Yozgatlıyım. Kaç yıldır buradayız? 3 yıl olacak. Burada röportajımın bu haftaki bir sorumuz, güzel bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Buradaki güzel bir anım mı? Burada sanırım çok bir güzel anım yok. Genelde kötü geçtiği için hastanede falan geçti. Mesela bebeğinizle ilgili bir güzel anınız vardır. Burada doğurmak tabii ki de, yani eşimle burada mutlu bir yaşamım var. Ya benim için sadece anı değil ama güzel olarak bu şekilde hatırlayacağım. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağ olun. Evet. Vallahi tramvaya binelim. Abla merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Abla gel biraz konuşalım. İşten geliyorum, ama evime yetiştirdim. Efendim? Peki oldu, iyi günler. İşte halk işten geliyor. Dediğimiz gibi hanımlarımız çalışıyor. İşten gelip evine gidiyorlar. Tabii ki onların da yemek dertleri var. Beylerine, çocuklarına. Onlara da saygı duyacağız. Süper, treni durdurdunuz. Vatan sinirlendi. Vallahi yeri geldiği zaman UBAN'ı bile durdururum yani.
Ben Duran Şahin Bay. Memleket... Sivaslıyım. Oo maşallah. 30 yıldır buradayım. İşte görüyorsunuz. Daha bir sormadan dostlarımız hepsini söylüyorlar kaç yıl olduğunu. Hangi kanal bu? Utkan TV. Facebook sayfasından izleyebilirsiniz. Utkan TV. Evet. Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajları yapıyoruz ve bugünkü sorumuz mesela güzel bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Nasıl mesela bir? Aileniz olabilir, karınız olabilir, çocuklarınız olabilir, arkadaşlarınız, iş arkadaşınız olabilir. Vallahi hep güzel anılar geçiriyor Allah'a çok şükür. Bir tanesini alabilmiş. Mesela. Nasıl diyeyim? Vallahi bilmiyorum ki hiç aklıma bir şey gelmedi. Güzel hiç bir an. Kamerayı görünce böyle mi oluyor? Yok, heyecanlı değilim de. Evet. Güzel bir an. Mesela iş yerinde çalıştığınızda arkadaşlarınızla şaka olsun, ne bileyim espriler. Öyle bir güzel bir anım ne zaman oldu? İş yerinde bir bizim Polya'yla tartıştım. Bu şeyin adını sen getir. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğunda onunla iddiaya gittik. Onda ben kazandım. Güzel bir anım oydu işte. Yusuf Bey üşüdünüz mü efendim? Yok canım estağfurullah. Üşümediniz değil mi? Yok yok estağfurullah. Hava ne kadar bozuk olursa bizim havamız bozuk. Bizim havamız her zaman yerinde. Yerinde mi? Servus. Servus. Wie geht's? Gut, danke. Wie heißt du? Ich gut bei Bulgarien. Ich gut diyor, ben Bulgarin diyor. Türkçe biliyor musun bari? Biliyorum biraz. Türkçe biliyorsun. Ne iş yapıyorsun burada? Çalışıyor mu? Çalışıyorsun. Şimdi bu hafta bir sorumuz var. Bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Paylaşır mısınız? Bilmiyorum çok ama. Derdin var mı? Sıkıntın var mı? Ya var. Ne var? Hep para var. Para. Para derken? Euro mu yoksa? Hepsi, ya euro. Euro. Çok hepsi, mu ihtiyacınız var? Hepsi geldiniz burada çalışacağım için. Hani. Buraya geldin çalışacaksın. Ya. Tamam hadi görüşmek üzere sağ ol. Evet gördüğünüz gibi bizde ayrım yok. Bulgaristanlı dostlarımıza da muhabbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Yüreğe yukarıya doğru gidiyoruz. Dur bakalım. Merhabalar. Konuşabilir miyiz? Buyurun. İsmi alabilir miyiz? Neden? Bir röportaj yapıyoruz da. Adıyaman Yusuf'ta sokak röportajları. Yok teşekkürler. Memleket nere? Yozgat. Yozgat. Bir sorumuz olacak diye... Mecbur da değilsiniz tabii cevap verme. Bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Yasemin. Memleket neresi? Sivas. Sivas. Maşallah bayağı bu oncu bir yana Sivas dolu. Vallahi ben tanımıyorum. Çok fazla yok. Kaç yıldır buradayız? 27. Şöyle bir güzel bir anınızı anlatabilir misiniz bize? Vallahi güzel anı. Hepsi çok güzel. Hangi birini anlatayım? Şu anda aklıma gelmiyor ama güzel anılarım var yani. Seviyorum Viyana'yı. Viyana'yı seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz Viyana'yı. Çok teşekkür ediyorum. İyi evet, günler. Görüşmek üzere. Yusuf Bey, Batman'ı tekrar kızdırmayalım. Kızdırmayalım derken? Merhaba. Ben Türkçe anlamıyorum. Sen Türkçe anlamıyor. Geldi gel. Niye anlamıyor Türkçe? Evet, gördüğünüz gibi bir 5 dakika çay molası müsaadenizle alabiliriz değil mi? Görüşmek üzere. İsmim Hacı Ahmet Özbey. Sivaslıyım. Ve 40 senedir de Burnamak'ta çalışıyorum. Gazetelerde falan okumuşsundur. Geçen bir çıktı yani. Öyle mi? Evet, bugün de hava soğuk olduğu için içeride satış yapıyoruz. Dışarıda kimse yok şu anda. Dayı maşallah biz daha sormadan bütün hepsini tekrarladı. Evet. Çok yani. Güzel her şey. Dayı, pazar neden boş? Pazarın havalar çok sıcak olduğunda tersini konuşayım yani biliyor musun? -8 derece, 12 derece. 3 gündür kapalıyız yani. Değil mi? Soğuktan dolayı. Soğuktan dolayı. Yoksa eskiden buralar bayağı insan yığını doluydu. Hafta sonları genellikle çok oluyordu ama pazarın işi bitti artık eskisi gibi değil. Hmm. 40 sene dedim bak 40 senedir biliyorum pazarın şeyini. Seneden seneye tutmuyor aşağı gidiyor hep. Evet. Dayı Adıyaman Yusuf'la sokak röportajları. Bugünkü konumuz bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Paylaşır mısınız? Ay bir derdimi paylaşmak Allah hangi bir dert? Allah kimseye dert vermesin birincisi ona diyeyim. Çok mu dert var? Değil. Kimseye dert verip derman aratmasın. Amin. Dert her şeyde bitiyor. Şu gurbette oluşumuz en büyük dert. Memleketimizi terk edip gurbette ne yapmak? Soğukta bekliyoruz. Ekmek kapısı. En büyük dert bu işte. Memleketim de olsa derdini de çeksem değer.
Ama buradan memnun değil misin yani dayı? Yani şöyle bir şey diyeyim. İş bakımından çalışıyorsun, işsiz kalmıyorsun. Sen akıllı ol da çalışırsan eğer tabii ki. Bunların dediği gibi haylaz olmazsan. Allah Cenab-ı Allah sıhhat verir, elin ayağın tutarsa bundan iyisi can sağlığı diyorum ben hep. Şükürler olsun diyorum yani. Hayatımda memnunum ben. Merhaba. Bugün de gördüğünüz gibi yine hava soğuk Viyana'da. Ama insanların bu sıcak atmosferi bizi terletiyor görüyorsunuz. Üşümüyorsun Yusuf Bey? Ya üşümüyorum. Terliyorum ya. Yusuf Bey sokakta kimseler yok. Utkan Bey siz bu soğukta çıktınız dışarıya ama halkımız bugün çarşamba, halkımız alışverişini yapmış galiba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Sizi bir tanıyalım. Cemil Süt. Memleket nereye? Muş. Muş. Kaç yıldır buradasınız? Ben 2003'te geldim. 2003'te geldiniz. Adıyaman Yusuf'la sokak röportajları programımız. Evet. Bugünkü sorumuz, bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Buyurun söyleyin, paylaşırım. Sizin bir derdiniz varsa bize bizimle paylaşır mısınız? Allah'a çok şükür. Herhangi hiç mi bir derdiniz yok? Allah'a çok şükür benim hiçbir sorunum yok, bir derdim de yok. Allah dert vermesin diyoruz. Allah dert vermesin. Allah bir keder vermesin. Allah'a çok şükür iyiyiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yusuf Bey şu an kimse yok. Sizin bir derdiniz var mı? Siz anlatın. Çok şükür benim hiçbir derdim yok. Bir derdim seninle uğraşmak. Seni de... Selamun aleyküm. Kefkal Habib. Nasılsın? İyisin. İşte Araplara bile Türkçe öğretiyoruz. Memleket Kudera. Memleket Suriye. Suriyeli. Ha, güzel. Hoş geldin Suriye'den Avusturya'ya. Görüşmek üzere. Yusuf Bey arkadan Türkler geliyor. İki tane amcam geliyor bak. Gördün mü? Amcalarımı... Amcalarıma yürüyerek... Merhabalar. Dayı gel dayı. Dayı gel. Gerekmez. Dayı gerekmez dedi ve kaçtı gitti. Normalde 16. bir yana bayağı bir kalabalık Türklerle kalabalık bir bölge. Ama bugün nedense tabii ki millet kaşkolunu takmış. Kafasına hatta ve kafasına şapkayı takmış. Öyle gidiyor sokakta. Teyzem var üstte. Abla merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyabilir miyiz? Ay çekmen ne olur. Bir şey çekmiyoruz ablacığım. Ha, buyur. Seni bir tanıyabilir miyiz? Buyur. Türk ben. Türk'üm. Türksün. İsminizi alabilir miyim? Döner Doğan. Memleket nere? Afyon. Afyon. Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajlarını sunuyoruz. Biz bu haftaki sorumuz bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Yani. Ne paylaşayım? Buralarda zor hayat. Gurbetlik, hasretlik, acı. Az bir şey daha anlatır mısınız bize? Ne gibi bir şey anlatayım? Yani acı derken, zor derken ne gibi zorluklar var? Zor tabii ki. Dili, dişi, yabancısın. Ne kadar olsa da seni benimsemiyorlar, yabancı görüyorlar. Hep aşağılanıyor. Aşağılanma, ben inanmıyorum öyle ya. Öyle. Almancanız var mı? Kendim idare edecek kadar var. Çalışıyor muyuz? Çalışıyorum. Şu anda işe gidiyorum. O zaman sizi fazla tutmayalım. Kolay gelsin. Sağ İyi günler. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi Türk ailelerimiz eskiden ayıplanırdı bayanların çalışması. Yalnız şu anda bayanların bile çalışması şu anda ön planda. Bu da güzel bir şey yani. Ekmeğini helalini ekmeğini kazanıyor helalinden. Anın terini dökerek. Burada da saygı duyuyoruz Türk kadınlarımıza. Yusuf Bey sizin hiçbir derdiniz yok mu? Çok şükür derdim seninle uğraşmak. Bekarsınız herhalde Yusuf Bey. Bir de sizi tanıyalım. Bekarsınız değil mi? Ben Adıyamanlı Yusuf.
20-22 yıla yakın bir ses sanatçısıyım Viyana'da. 32 yıldır da Viyana'dayım tabi bu arada. Dulum diyelim ya, bekar değil de dulum diyelim. Halimden de şu anda memnunum. Bir problem yok, bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Hani derler ya, bekarlık, sultanlık, şu anda öyle yani. Teşekkür ederim Hasan Bey. Hasan Bey, çok güzel görüyorsunuz pazarımız. Evet, süper. Türk mamullerinin ne ararsanız 16. Viyana'da mümkün bulmanız. 16. Viyana'yı da bu arada tanıtmış oluyor. Viyana'nın en eski pazarlarındanız. O Türkiye'deki sanatçımız Ceylan hanımefendi de buradan gitme. Viyana'dan. Cansever hanımefendi buradan gitme. Sibel Can hanımefendi buradan gitme. Şu anda onların gezdiği pazardan biz de geçiyoruz şu anda. Süper, pazar bomboş. Pazar bomboş. Evet, bugün çünkü eksi. Selamünaleyküm. Merhaba. Selam. Merhaba abim. Nasılsınız? İyiyiz abim. Siz iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İsim? İsim Umut Sönmez. Memleket neresi? Memleket Adana. Vay. Adana'nın yollar. Adana. Aynen Adana öyle. Kebap. Adana kebap. Bir de Yozgat kebabı var değil mi? Yozgat kebabı, evet. O da meşhur. Kas kebap mıydı? Ya şimdi Adıyaman kebabı yok muydu? Adıyaman kebabı da var. Şimdi bir kebapçıya girdiğiniz zaman ne diyorsunuz? Bana bir Adana. Vallahi şu anda gurbette Urfa olduğumuz için kebap diyoruz yani. Kaç yıldır buradayız? 3-4 yıldır buradayım. 4 yıl. Şimdi Adıyaman Yusuf'la sokak röportajlarını sunuyoruz. Evet. Bugünkü konumuz, bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? Vallahi derdimiz Allah'a şükür yok. Yani Allah vermesin. Allah vermesin. İşimizde gücümüzdeyiz. Ama herhangi bir dert var mı, böyle bir şeyler var mı, bir dert? Dert demeyelim de yani, ya anlatmak Allah'ın istediğim bir şey var mı? Yok. Çok şükür her şey yolunda. Fazla Almanca olmadığından dolayı da fazla politik sorunlarım yok yani. O yüzden benim için her şey güzel. Peki, teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Gelsin. Görüşmek üzere. İşte gördüğünüz, Adana'ya kar yağmış. Adana'ya kar yağmış. Kar altında gül kalmış. Kar altında gül kalmış. Evet Yusuf Bey, çayınızı da içtiniz. Çok şükür. Sayende çayımızı da içtik. İçimiz de ısındı. Ama nedense... Merhaba. İşte gördüğünüz gibi Lokanta Oaze. Personellere el sallıyor oradan. Teşekkür ederiz kendilerine. Dikkatimi çekti. Eskiden sadece buradaki bütün standlarda sahipleri Türktü. Şimdi Suriyeliler olsun, yabancı uyruklu insanlar dolmuş. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? İyi vallahi, sağ ol. Seni bir tanıyalım abi ya. Azmi Ersoy. Memleket neresi? Kaç yıldır buradayız? 2002'den beri buradayım. Stand sana ait. Bana ait, evet. Kaç yıldır bu sana ait? 2005'ten beri. 2005'ten beri. Eskiden buralar bayağı bir tıklım tıklım doluydu. Şu anda niye bu durumda? Şu an çok soğuk olduğu için, normalde gene eskisi gibi olmasa da dolu yani. Çok kötü değil. Değil mi? Soğuktan. Cumartesi günleri çok yoğun. O zaman gelirseniz, ama şu anda tabii -9 derece. Normal böyle olması. Evet. Şimdi Adıyamanlı Üsküp'te sokak röportajlarındayız. İkinci bölümdeyiz. Bu haftaki sorumuz, bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? İyi kötü fark etmez. Paylaşır mısınız? Biraz ani oldu ama yani öyle bir... Vallahi bilmiyorum ya, memnunum hayatımdan. Yani paylaşacağım biraz... Ani oldu derken zaten hazırlıklı gelmiyoruz. Kimseye haber vermiyoruz. Ondan dolayı öyle geldik. Ya şu an için bir sıkıntım yok yani. Paylaşacağım iyi veya kötü bir şey de yok. Oldu, çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, esnafımızla da konuşuyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İsim ne? Hristiyanik Türkçe. Yok, Türkçe yok mu? Yok. Nereli? Fumbo? İlk komünist Afganistan.
Of Afganistan. Seit wann bist du da? Seit 2 Jahren ich bin. Seit 2 Jahren? Ja. Und sprichst du Türkisch oder Afghanisch? Nein, ich spreche Afghanisch. Ya halka bakar mısın ya? Adam Afganistanlı, ben diyorum Türkçe konuşabiliyor musun? Olamaz. Dankeschön. Ciao. Evet. Bizim için İbrahim Tatlıses'in dediği gibi, Sayın İmparator'un dediği gibi bir yaprak dalından koparıp düşse diyor, o geceye tamam kaygımız vardır diyor. Fark etmez ki diyor, dini, dili, rengi diyor. Madem ki insandır, ona saygımız vardır diyor. Öyle devam ediyoruz. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Kış kış. Şimdi ismini almak istedim, kış yaptılar. Evet. Neşe. Neşe? Neşe, evet. Nereliyiz? Sinop. Sinop. Kaç yıldır buradayız? 27. 27 yıl. 27 yılda da burada mısınız? Yok, pazarda değil. Pazarda 16 yıldan beri. 16 yıldan beri. Nasıl, buralar şu anda biraz sakinleşmiş. Neden acaba? Şimdi ne diyeyim bilmiyorum. Nereye çekiyorsunuz? Hiçbir yere çekmiyoruz. Yani eskiden buralar kalabalıktı. Şu anda baktım, soğuktan mı olabilir? Şu anda soğuk var ama yabancılar geldiği için. Öyle mi? Şimdi Adıyaman Yusuf'la sokak röportajlarındayız. Bu haftaki sorumuz, bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? İyi ya da kötü fark etmez. Paylaşır mısınız? Ne derdim paylaşayım ya? Ya ne derdiniz yok? Derdim yok. Ama iyi de bir dert olabilir mesela. Yani ne söyleyeyim şimdi, bir şey diyemem. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. 16. Viyana'da sorduk. Kimsenin derdi yok Yusuf Bey. Çok şükür, iyi ki kimsenin derdi yok. Allah kimseye de dert vermesin. Utkan Bey, sizin derdiniz çok galiba. Tabii canım. Dersiz insan var mıdır Yusuf Bey? Bilmiyorum ki. Polis amcalar da sağ olsunlar benim korumam altındalar. Evet Yusuf Bey. Şu yukarıya doğru yürüsek Yusuf Bey. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Merhaba. Kaçan kaçana yine. Şahin bakıyor Yusuf Bey. Oo, merhaba, gel bakalım. Gel hele gel. Yine bir arkadaşımızı daha bulduk. Şahin Bey bakar mısınız? Şahin Bey, bir dert vardı, bir sıkıntı vardı. Onu bir çözelim. Şahin Bey kaçıyor. Ne oldu? Şahin Bey, şöyle bir alayım sizi. Biz şimdi arkasından koşacağız mecburi. Bakalım nereye gidecek Şahin Bey. Şahin Bey. Evet, gördüğünüz gibi. Nereye gidiyorsun? Tren gelsin, önüne atlayacağım. Yusuf Bey, üşümüş gibi haliniz var. Yok, ben çok iyiyim. Eldivenlerim var. Üşümüyorsunuz yani. Yok, hayır. Çok iyi, hava çok süper. Dünya varmış be. Böyle bir temiz hava bulamayız başka zaman. Hep Almancılar var bugün. Bizim Türkler yine herhalde dizi peşinde. Evinde oturmuş, çayını yapmış böyle. Bir bakalım, teyzem dışarı çıkmış bu soğuk havada ne yapıyor. Merhaba. Merhaba teyzem, seni bir tanıyabilir miyiz? Tanırsın. Ne diyelim ki? Memleket neresi? Sivas. Oo, Sivaslısın. Kaç yıldır buradasınız teyzem? 40 senedir. Maşallah. Adıyaman Üsküp'te sokak röportajlarında da bize bir güzel bir anınızı anlatır mısınız? Vallahi şimdi ben doktora gideyim, çok anlatamam. Geçmiş olsun, teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi halkımız bu havada biraz da rahatsız. Allah ne doktorun eline düşürsün, ne doktorsuz bıraksın bizi. Merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Cevriye Yeşilyurt. Memleket nere? Tokat. Şapka başıyım. Kaç yıldır buradayız? 30. 30 yıldır. Adıyaman Üsküp'te sokak röportajları yapıyoruz da bize güzel bir anınızı anlatır mısınız? Nereden? Buradan. Burayla ilgili. Pardon, beni şaşırtmayın, kapatın. Tabii. Güzel bir anınızı, fark etmez. Türkiye'den olabilir, buradan olabilir. Böyle bir yaşadığınız, aile içinde olabilir. Güzel yaşadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Valla şimdi heyecanlandım, aklıma gelmiyor yani. Güzel anımdan çok kötü anılarım var, boş verin. Yani fark etmez yani. Önemli olan
Ne bileyim valla, Allah'a şükür iki çocuğum var, mutluyum. Yalnız yaşıyorum. Bundan daha güzel bir... Çocuklarımı büyüttüm kendi başıma. Ayak üstünde duruyorum, Allah'ıma şükürler olsun. Çalışıyorum, güzel işim var. Çocuklarım da iyi Allah'a şükür. Bundan iyi. Bundan daha güzel anı olmaz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Yani. Çok sağ olun, iyi günler. Evet, şimdi 20. bir anadayız. Gördüğünüz gibi geziyoruz, dolaşıyoruz. Hava da güzel. Kar olmasına rağmen yine harika. Evet, şimdi ünlülerin kuaförü, frizörü Triya'dayız. Bakalım kimler var, kimler yok ünlülerden. Bir bakalım. Aha. Evet, gördüğünüz gibi bir ünlü çıktı işte, dediğimiz gibi. Yusuf. Yunus Koçyiğit, merhaba. Kardeşim, ne haber? Kolay gelsin. İyi, sağ ol. Nasıl? Seni bir tanıyalım. Adım Yunus Koçyiğit. Ben tanıştırdım ama halk seni tanısın. Halk zaten az bir şey tanıyorlar Viyana'da. Evet, Yunus Koçyiğit, güzel de bir CD'si var. Çok değiştim bugünlerden CD'sinin ismi. Ve kendisi de düğün salonlarında hem saz çalıyor, hem org çalıyor, hem sanatçılığı yapıyor. Hepsini, organizasyonu yapıyor. Biraz da senden alayım. Şimdi buraya... Kardeşim, tesadüf oldu. Siz çeke çeke geliyordunuz, biz de... Resul, gelsene. Beraber... Beraber... Seni de bir tanıyalım. Tıraş olduk. Tıraş olduk, tıraştan yeni çıktık Yusuf abi. Şimdi sevgili dostlar, ben ikisini de çok iyi tanıyorum da, yalnız sizin tanımayan dostlarımız için söyleyeyim. İsim soyadı alın. Ben de Resul Koçyiğit. Ne iş yapıyoruz? Ben de müzisyenim abi. Allah. Evet. Bakıyoruz, buranın sahibi Cumhur Bey galiba. Ünlülerin kuaförü bura diyorlar. Biz de geldik. Evet. Ünlülerin kuaförü geliyor. Cumhur, yakalandık. Merhabalar. Merhabalar. Yusuf Bey. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Sağlık. Adım Cumhur. Soyadım Çapın. Görmüş olduğunuz gibi 20. Viyana'da kuaför sektöründe hizmet veriyorum. Çok uzun yıllar da Viyana'da yer vermişimdir. Beni görenler mutlaka tanıyacaklardır. Sağ olsunlar, bugün ağır arkadaşlarımız, müşterilerimiz değil kendileri. Şeref verdiler. Tesadüfte siz geldiniz. Çok iyi bir tesadüf oldu. Evet, evet, biz ünlülerin kuaförü diye geldik. Tesadüfe bakar mısınız? İşte iki tane ünlü aramızda. İşte iki tane ünlü çıkarken yakaladınız. Sevgili dostlar, şu anda düğüne yetişecekler, koşacaklar galiba. Ben öyle gördüm. Depar atacaklar da. Nasıl depar atacaklar onu da bilmiyorum. Evet. Buraya her türlü insan zaten geliyor. Her ama ağırlıklı... Kaç ağırlıklı ağırlıklı ünlüler geliyor, öyle mi? Genelde. Yani şimdi biz ünsüz olduğumuz halde gelemeyecek miyiz buraya? Eski ünlüler de gelebiliyor. Sorun yok. Eski ünlüler. emekli. Gördüğünüz gibi biraz espri yapmadan olmuyor bu işler. Tatlı, güzel bir i̇şte, röportaj oldu Yusuf. Güzel bir röportaj oldu sen. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Beni mi yoksa bizi mi takip ediyorsun Yusuf? Şimdi sen yani. Adıyamanlı Yusuf her zaman her yerde karşınıza çıkabilir bunu. Gördük vallahi. Ne istersen ya. Ya Yunus Bey zaten dedi ki amca çök dedi. Ne oldu? Yusuf geçti dedi. Evet, şimdi dediğimiz gibi ünlülerimizden bir küçük dörtlük alıyoruz. Evet. Yunus Bey. Şarkı mı istiyorsunuz? Yok, şarkı istemiyoruz. Bir dörtlük istiyoruz sizden. Bu böyle titrerken şarkı söylenir mi? Çok değiştiğinden bir parça söyleyebiliriz. Doğru söyle Yusuf. Aslında bak, sen çok değişmişsin. Güzel de kıyafetin var. Yalnız o... Ama onu beraber okuyalım. O yalnız bana ait o kelime. Her gördüğümde Yunus Bey diyorum ki, Yunus Bey çok değiştin. Kendi değişmedi. Parçanın ismi. Evet, çok değiştin bugünlerde Yunus Bey. Okuyalım. Dünya malı dünyada kalır. Benim diyen hep aldanır. Felek bir gün kapını çalar. Ölüm de var kardeşim. Parça böyle zaten herkes biliyor. Dünya malı dünyada kalır. Benim diyen hep aldanır. Dünya malı dünyada kalır. Benim diyen hep aldanır. Felek bir gün kapını çalar. Ölüm de var, unutma Yusuf. Çok değiştin bugünlerde. Selam verdik almaz oldun. Bir garipsin bugünlerde. Çok değiştin. Tüm Viyana'daki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevenlerimize selamlar, saygılar gönderiyoruz. Ben ve yeğenim Resul Koçyiğit. Ve aynı zamanda Cumhur kardeşimi bugün geldik. Sevgili Trio kuaför. Zaten Trio, kendisi evet. Benim ta eskiden beri kuaförüm. Ben anladığım kadarıyla siz küçükken arkadaşsınız. Tabii küçükken. Cumhur Ordulu ben Samsunluyum. Cumhur bizim oraya. Cumhur Ordulu ben Samsunluyum. Onlar ailece bizim oraya geldiler.
aslında burada tanıştık ama. Şimdi bu biraz şey benzedi. Görücü alma olayına benzedi. Geçen sene köylerine gittik. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Adıyaman Yusuf'la sokak röportajları yoğun hızla devam ediyor. Evet, sağlıklı, iyi günler diyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ömercan. Memleket neresi? Sarayunu, Konya, Kadıoğlu. Kaç yıldır buradayız? 7 yıldır Avusturya'dayım. Bugün Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajlarındayız. Bugünkü sorumuzda bir derdiniz var mı? Derdinizi bizimle paylaşır mısınız? Vallahi ne olacak derdimiz? İlaki vardır tabii. Paylaşmak ister misiniz bizimle? Şu anda öyle bir şeyim yok. Paylaşma gibi bir derdim yok yani. Arkadaki arkadaş çok güzel gülüyor. Onu bir çağırır mısınız ya? Merhabalar, sizi de bir tanıyalım. Merhaba İsmail. İsminizi alalım. Benim ismim Savaş. Memleket nere? Memleket Konya. Kardeşiz. Öyle mi? Evet. Kaç yıldır buradayız? Aşağı yukarı 20 senedir. 20 senedir? 20 sene oldu. Şöyle bir sorumuz olacaktı. Kardeş miydiniz? Kardeşiz. Kardeşini söylemedi de bizimle bir derdinizi paylaşır mısınız? İyi ya da kötü fark etmez. Allah şükür bir derdim yok. Geçtim gidiyoruz. Dönerimizi satıyoruz. Aynen. Pizzamızı satıyoruz. Aynen öyle. Üzerine de tatlıyı veriyoruz. Tatlı tabii. Tatlınız meşhur. Burada da mı döner 2 euroymuş Bey? Sorar mısınız? Burada da mı? Dönerin fiyatı ne acaba bu arada? Bereketin bir kalitesi vardır. Biz Angebotçularla kendimizi kıyaslamıyoruz. Herkes kalitesine güvenen normal satar. Biz öyle bir niyetimiz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Bereketle de bereket kebap, pizza, pide. Taze taze her gün yiyebileceğiniz bir mekan. Devam ediyoruz. Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajları devam. Alo. Merhaba. Merhaba. Tramvay geliyor bak. Sizi bir tanıyabilir miyim? Hayır, tanıyamam. Çok teşekkür ediyorum. Tanıştık yani. Hayır dedi, tanışma. Evet, tramvaya mı binsek acaba? Hasan Bey, gel takip et, ben tramvaya biniyorum. Neyse. Alo. Merhabalar. Vallahi kaçan kaçana. Bugün bu soğukta kimse konuşmak istemiyor. Tahminim, dur bakalım. Merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Seher. Memleket nere? Makedonya. Makedonya, Türk değilsiniz. Sizin tanıyabilir miyiz? Kızı benim kızı Hatice. Kaç yıldır buradayız? Ben artık 45-46 seneden beri buradayım. Adıyamanlı Yusuf'la sokak röportajları yapıyoruz ve bugünkü sorumuz, bir derdiniz var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Evet, sorunuza bağlı. Bir derdiniz var mı? Sıkıntınızı bizimle paylaşır mısınız? Evet. Elhamdülillah derdimiz yok. Yani derdimiz işte burada çocuklar büyütüyoruz Viyana'da. Derdimiz çocuklar işte. Buranın hayatına, yaşamasına bağlı işte. Çocuklar yani burada büyüyorlar. Bu tehlikeli yerler ama gene de derdimiz o işte. Kız çocukları büyütmek. Tehlikeli derken ne gibi tehlikeler var ki? Ben tehlikesi sezmiyorum ama burada... İnsanlara bağlı bu. İnsandan tehlike geliyor zaten. Her çeşit insan Viyana'da şimdi. Benim zamanımda böyle yoktu şimdi. 70'lerden buradayım. Kaç yıl oldu? 70'lerden işte. 46-47 sene buradayım. 47-48 sene oluyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Evet. Devam ediyoruz. Merhabalar. Kaçan kaçana. Evet. Gördüğünüz gibi sadece Türk değil, Arnavut dostlarımızla da röportajımız devam ediyor. Bizde dediğimiz gibi ayrım yok. Ve 10. Viyana'da boş. Hasan Bey, 10. Viyana dediğimiz gibi minus 10 derece. Bu kadar insanın burada olması bile büyük mucize. Merhabalar. Sen konuşamazsın. Teşekkürler. Evet.
Hasan Bey, gördüğünüz gibi herkes, evet, televizyondan kaçanlar da var. Yakala yakala Hasan Bey, kaçıyor Hasan Bey. Alo, Sevus. Evet, gördüğünüz gibi. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Zeynep. Memleket nere? Aksaraylıyım. Kaç yıldır buradayız? 3,5 yıldır. Sizi tanıyalım. Ben Kırşehirliyim ama ben burada doğup büyüdüm. Burada doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Adıyaman Üsküp'te sokak röportajları yapıyoruz ve bugünkü sorumuz, bir derdiniz var mı, bizimle paylaşır mısınız? Ne şekilde bir dert? Allah'a çok şükür yani. Herhangi bir iyi bir dert olabilir, kötü, yani kötü demeyelim de iyi bir dert olabilir, sıkıntı olabilir. Ya şu anki soğuk tabii ki büyük bir dert. Aynen. Sendeki dert soğuk. Yani tek bir soğuğumuz var, yoksa Allah'a çok şükür yani her şey yolunda. Bir de sınavlar var işte, onları da. Dersler nasıl gidiyor bu arada? İyi, Allah'a çok şükür iyi gidiyor. Şöyle bir yukarı bakayım hani şey olsun, düşüneyim biraz ama iyi gidiyor yani çoğu dersler. Peki, başarılar diliyoruz size. Peki siz de bir... Aynen, bizimle arkadaşıma. Soğuk ve sınavlar, başka bir derdim yok Allah'a şükür. Allah diyorsunuz. Aynen. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Başarılar diliyorum, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi öğrencilerimiz de derslerinde başarılılar. Biz Türk'üz. Her türlü dersleri aşarız. Her türlü öğretmenleri geçeriz. Yusuf Bey, bizde korku yok. Biraz değişik. Çekirgeyi salıverdim. Çekirgeyi salıverdim. Ablacığım merhaba. Efendim abla? Abla kaçıyorsun. Peki. Merhaba abla. Gel seninle bir röportaj yapalım. Gel hadi, gel. Bak. Çocuk da kaçtı gitti. Yazı ya. Ot kalmamış koyun ile. Ot kalmamış koyun ile. Kuzuya. Hoplayıver çekirge. Zıplayıver çekirge. Vallahi bu soğukta çekirge de olsa zıplar. Evet. Devam ediyoruz röportajımıza. Merhabalar. Geç. Varum. Davalis nicht kann. Wie heißen Sie? Zara. Zara, was machen Sie hier? Was hier? Arbeit. Na, Arbeit was? Bin ich schon Pension. Sie sind schon Pension. Ja. Ich bin auch fast Pension. Eh, na super, das passt, eh. Toll. Sind Sie von wo? Ich bin der Arbeitsplatz aus Serbien. Serbien. Ja. Serbien, wie sagt man? Kako si? Dobro. Dobro? Aha. Okay. Kako si ti? Dobro. Dobro. Okay, danke. Ciao. Danke. Ciao. İşte bizde Yugoslavca da var. Merkem Kuvvet. Memleket? Bingöl. Kaç yıldır buradayız? Bingöl. 8 sene. Abi sizi de tanıyalım. Alişer. Memleket? Memleket Dersim. Şimdi kaç yıldır buradayız? Ben 27. 27 yıldır. Bu Adıyaman Üsküp'te sokak röportajları sunuyoruz. Sorumuz var. Şöyle bir soru derken, yani bizimle paylaşmak istediğiniz bir derdiniz var mı? Valla dert çok ya, dert çok. Dertler çok da deşmeyelim değil mi? Dertler derya olmuş. Ben de bir salda. İçkiyatçılar çok ortamda. Yani esnafı kesiyor. İşçiyi kesiyor önünü. Biliyor musun? Yani öyle diyorsunuz. Evet. Peki sizde var mı? Çok şükür Allah tarafından iyiyim ben. Bizimle anlatmak istediğiniz, böyle paylaşmak istediğiniz bir derdiniz var mı? Hayır efendim, sağ olun. Yok. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Oldu. Çok teşekkürler. İyi günler, görüşürüz. Sağ olun. İşte gördüğünüz gibi halkımız kendi derdini değil de esnafın derdini birbirine anlatmaya çalışıyor. Merhabalar. Alo. Alo. Okey. Şah. Okey. 10. Viyana sadece yabancılarla dolmuş maşallah. Evet, gidiyoruz. Yusuf Bey, üşüdünüz mü? Az üşüdük galiba. Beyefendiyle konuştuk Yusuf Bey. Merhabalar. Sigarayı saklayayım. Merhaba efendim. Sigara içmek biliyorsunuz sağlığa zararlı. Sigara yok ki, ben içmem. İçmiyorsunuz değil mi? İçmiyorum. Sigara havanın duman. O havanın dumanı galiba. Evet, havanın abla, dumanı. Tanıyalım sizi bir. Ben Nihat Tosun.
Memleket? Samsun. Samsun. Kaç yıldır buradayız? 42. 42 yıldır. Buyur abla, gel abla, seni de şöyle alalım. Abla seni de bir tanıyalım. Ben... Gel abla. Ben çarşambalıyım. Sevim Tosun. Şimdi pardon, yani biri Samsunlu, biri çarşambalı. Çarşambalıyız işte yani. Çarşambalıyız. Yani şimdi çarşambalı mı, Samsunlu mu? Çarşambalı, çarşambalı. Çay gel var. Ablam sen de. Şimdi bir de çay var. Şimdi çay. Burada bir olay var. Samsun mu, çarşamba mı, Cayvarlı mı? Çarşambalıyız da, Cayvarlıyız da yani. Köyümüz Cayvar ama şeyimiz çarşamba. Evet, kaç yıldır buradayız? 42. 42. 40 ben oldum, beyim 42, 42 oldu. Şimdi madem karı kocayı, aileyi yakalamışız. önce yengeden başlayalım. Tabii tabii. O çarşambalı olduğu için. Her zaman için bayanların söz hakkı evet. Vardır. Ablacığım, beyninizden bir sıkıntınız var mı? Allah şükürler olsun. Çok iyiyim. Çok mutluyum. Yani 5 tane çocuğum var. 8 tane sonuncu var, 5.'yi de cuma günü cuma nasip olursa düğünümüz var. Öyle mi? Kimi evet. Evlendiriyorsunuz? Kızımızı, son kızımızı. Dostlarım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun. Dostlarıma duyurum. İşte gördüğünüz gibi Samsunların hafta sonu hangi gün söyleyebilirsin? Reklam yapabilirsin. Cuma günü akşam. Cuma günü, akşam saat 18'de. Hangi salonda? Onun reklamında. Kandreleri Düğün Salonu. Veli Turan'ın düğün salonunda. Evet. Peki kızınız mı oluyor? Kızımız Almanya'da bizim misafirimiz. Şöyle sizi de alalım. Almanya'dan geldiniz. Hoş geldiniz Almanya'dan buraya. Hoş buldum. İsminizi alabilir miyim? Hamide Bozkurt. Babayla annenle aranız nasıl? Çok iyi. Kankiyiz. Kankisiniz. Evet. Kanki ne oluyor? Pardon. Bir daha dünyaya gelsin, bir daha bu anne babayı isterdim. Vay, vay. Evet. Ya kameraman, sen bana kankiyi mi öğretiyorsun şimdi kardeşim? Biz seni güldürmeye çalışıyoruz. Evet. Siz misafir geldiniz buraya. Evet, ben düğüne geldim kız kardeşimin. Peki şimdi Viyana'da derdinizi soramayacağız da Almanya'da nereden nereden? Memmingen, Ulm'e yakın. Ulm'e yakın. Orada sıkıntı, dertler, ne gibi şeyler var? Çok şükür hiçbir şeyim yok. Hiçbir sıkıntı yok. Viyana'da Memmingen'e evlendi yani. Öyle mi? Evet. Memmingen'e evlendi Viyana'da. Vallahi bu güzel aileye çok teşekkür ediyoruz. Buradan Samsun'a da, Çarşamba'ya da. Ankara İbrahim Beyli. Herkese selamlar diyoruz. Çok teşekkürler. Evet, bu haftaki de Adıyaman'ın Sur'da sokak röportajları burada sona eriyor. Üçüncü bölümde haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hepinize hoşça kalın diyoruz, dostça kalın diyoruz. Saygılar, sevgiler. Utkan TV Facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Utkan Film Prodüksiyon.